Şu fazla boş şeyle vakit kaybetmeyelim ama Kaybettim. Engin Ardıç'la başlamıştım. Çok Heh. hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir günün maçta devam edelim. Engin Ardıç büyük mal. Tekrar verebiliriz rejideki arkadaşlar versinler. Büyük mal diye mal beyanında bulunan İmamoğlu'yla ilgili bir yazı yazmış. Hemen çok kısaca okuyorum. Diyor ki orayı geçtik yorumladın. Dinlemeyen için tekrar dinlesinler. Sivrin çocuklar, övünün büyükler, memleket ne kadar kalkınmış, devrimcilerimiz bile milyoner. Nurettin bedava süt dağıtıyor. Sabah 5'ten 7'ye kadar da gecekondu mahallelerinde bedava otobüs kaldırıyordu. Neyse ki Hilmi yanındaydı da Beyoğlu'na küçük burjuvalar için nostalji tramvay geldi. Ekrem de halktan aldığı halka verecek. Kendisine solcu diye oy yağdıran avanak solcuları belediye otobüsüne ucuz bindirecek diye. Reklamını yapan uyanık solcular da kendi özel arabalarına binip gezecekler. Geç kaldınız, ateistin iftar yemeğini düşünecektiniz. Bunlar daha iyi günleriniz diye devam ediyor. Dedim ki vaktimiz çok az olduğu için okumuyorum tamamını. Mal beyanından sonra büyük malla ilgili olarak söylemiş. Çok zor tabii. Sen çok müthiş zeki, kıvrak zekası olan birisi olduğu için Estağfurullah. şuradaki üç tane okuyup da lıp diye okuduğum yazıdan daha iyi bir şey söylersin. Ne diyorsun mal beyanına? Büyük mal işte başlıklı yazı ile ilgili bak. Şimdi solcular diyor çok sevindiler de diyor. Artık diyor devrimciler de milyoner olduklarına göre problem kalmamıştır diyor. Ya şöyle zaten bunların birbirleriyle münasebetleri artık ne ki? Birbirleri derken? Yani Türkiye'de Münasebet kendisini derken? devrimci solcuyum diye tanımlayan adamların şu andaki mesela bu seçimdeki stratejileri neydi? Neydi? Burjuvayı alaşağı etmek miydi? Tabii. Yok, burjuvanın elbisesini Tabii ki değiştirmekti Şişli, kendilerinin. Nişantaşı, Bağdat Caddesi'ndekilerin hepsini şey yapıp proleter devrim E yapacaklardı. tabii. Şimdi bu Öyle adamları düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? vallahi benim şeyim %80 oy aldığı yer burası biliyorsun. ben o tespite çok inanırım. Türkiye'de sol dediğin şey Hikmet Kıvılcımlı falan gibi bir iki vitrin arızası rahmetli hariç genelde din karşıtı bir pozisyon üzerinden kendisine bahane bulan adamların yeridir. Tamam mı? Ya, bu tarihe geçecek bir Evet, yani sınıfsal, Genelde mınıfsal. bir daha cümleyi, genelde din karşısında bir daha kullanabiliyor musun aynı cümleyi? Aklından Kuruyorum bir tabii. daha Yani kullanabilir. 200 senelik bir gerilimimiz var biliyorsun. Burada ilerlemeci, batılaşmacı, ondan sonra şey, eksiklerimizi batıdan alıp tedavi edelim diyen. Hani biz eksiyiz dedi adam 200 sene evvel mütekadimin. Bunu bu salaklar da biz kötüyüz olarak anladılar. Lan eksiyiz. Eksik kötü değildir. Bunu tedavi edeceğiz. Bunu çok radikal bir yerde okudular. En radikal okuyanlara nasıl solcu dendi? Yok sınıfsal bir şeydir, emek sermaye çelişkisi falan filan. İşte kapital sahibiyle emekçi arasındaki şu geç bunların hepsini Peki geç. şu anda hala hazırda bizim gördüğümüz o romantik solcular var. Hani buraya bir çekiş Ya Türk olarak solunun onlar da mı motoru solcu değil? Koç. Efendim? Türk solunun motoru Koç. Türk solunun motoru Koç. Evet. Çok Onun gider. Bu cümle çok bağışlarıyla gider. öyle değil Tamam. mi? Evet. Bilmiyorum. Yani Ya, o bir... o da İtalya'dan mı geliyor bilmiyorum o motor. Biliyorsun Tamam. eskiden burada Anladım. yapılmıyordu Tofaş şeyler. Yani sen burada Türkiye'deki aslında hatta Türkiye'de az solculuk diye bir şey olmadığını söylüyorsun değil mi? Yani Ya var velhasıl. solculuk diye bir şey Örnekleri de örnek anlatın da. Nedir o? işte abi buna işte Ya diyorum ya şey yani işte Burjuvazi elitist ekibin böyle kazandık diye sevindiği zaman mesela bu son seçimlerde baktığımızda solcu kesim hani Ya %80. sınıfsal ve ekonomik değil. Dine karşı pozisyonlanma üzerinden okuyorsun ya en radikal yeri bunun sol. En radikal yeri sol. En karşı olduğun yer. Çok ilginç aslında. Ben katılıyorum tabii. Örneklemen de çok güzeldi. Peki bununla ilgili olarak Hayır bunu madem tartışır ve şey yaparız bir yerde ama uzun tabii tartışmaya sol muhtaç. literatür üzerinden de bunu okuruz. Emek sermaye çelişkisi falan diye anlatıyorlar da biraz da bir insanın hareketleri içerisinde tutarlılık olacak ya. Affedersin hanımı göçmüş onun helvasını yerken bir yandan da komşu bayanlara bıyık buran emmileri anlatırlar ya Anadolu'da. Bunlar gibi böyle böyle şey gibi. Binali Bey girdi ya operaya. Biz elitiz on numarayız şöyle yüceyiz böyle Evet. terbiyeliyiz. Bir yandan da affedersin er gazinosunda aç aç diye bağıran 18'lik delikanlılar gibi. Binali Bey operaya girdi lan opera orası. Adab-ı muaşeret diye bir şey var. Yani hareketler içerisinde bir tutarlılık olacak. Başta ne dedik? Çok Ben güzel. Demokrat Parti'nin siyasal varisiyim. Hareketlerin de tutarlılık olması için. Ekrem Bey'e hayırlı hizmetlerinde Allah'tan muvaffakiyetler dilerim. Bunu sen söyleyebiliyorsun ama bir Tutarlılıktır bu. tutarlıktır bu evet. Senin hiçbir şeyinde tutarlılık yok. Solcuyum deyip ondan sonra bu amcalarla
Şey, ondan sonra efendim diyorsun ki solcuyum, 17 devriminde de bir takım şeyler vardı. Bolşevikler, Menşevikler, ittifaklar normaldir. Bu ittifaklar sonrası biz onları tasfiye edeceğiz. Geç onu. Evet, yemezler. Geç onu. Siz bunları kendinizi finanse ettirtip semiriyorsunuz. Görüyoruz. Deutsche Vita. Çok yaşayınız. Çok yaşayınız. Ya. Peki. Yani evet. Uzun süre tartışacak bir şey mesela. Bu esas mesele de ele alabilirsiniz. Çünkü şu anda fazla vaktimiz yok. Diğer konulara geçeceğim. Ama hakikaten de birazcık bir şeyin özetini verdin bize. Türkiye'de en çok tartıştığımız, yani sol nedir, solculuk nedir? Verelim abi ya. Arada bir de bunları hatırlatmak da lazım yani. Abi. Bir de farkı da görmeler açısından da önemliydi yani. Fark bir şey, bir Demokrat Parti'nin varisi dedin. Oradaki şeyden bahsettin, demokrasiden bahsettin. Bir de geçtiğimiz son 17 yıldan beri her seçim sonrasında ya kömürcü oldum, ben makarnacı oldum, o göbeğini kaşıdı, şu bidon kafalı oldu. Zaten %60 aptaldı dediler değil mi? Yani örnek verdi televizyonda koca koca sanatçı dediği insanlar. Ama aradaki farkı görüyorsun yani. Ya. Bu çok net bir fark. Bunu da görmüyorsan o kardinal ismi neydi abi? O kardinal çok sevdim. Francis Arinze. Francis Arinze. Arinze. Tabii ya. Arinze, Almanca bilince C harfi çıkıyor yok, değil mi? Yok, Nijeryalı. Bu Nijerya ama eskiden Alman şeyiydi. Ha, kolonisi tamam. Oldu bir süre, oradan kalma Arinze. Evet, yani tartışmadan önce bunlara da bakmak lazım. Çünkü hiçbir şey anlatamıyorsun. Biz burada aylardır, yıllardır orada burada yazıyoruz, sizi anlatıyoruz ama bir ilerleme kaydetmiyor karşıda. Bir şey anlatayım ya. Çok iyi, Mark Bloch diye bir adam yaşadı. Bu adam anal tarihçiliğin babasıdır. Tamam, bir saniye, bir reji de biz bu arada şu anda bir sonraki videomuzu bir hazırlarsa onu da buna göndermiş olayım. Bu feodal toplum diye böyle şey gibi tuğla gibi bir kitabı var. Onun içerisinde çok güzel bir hikaye anlatıyor abi. Feodal zamanda bir tane bey köyün bir tanesine bir ayı getirmiş, bırakmış. Demiş ki bu ayıyı evcilleştirin. Millet de sevmiş ayıyı, köpekleriyle oynuyor falan, evcilleştiriyorlar. Her gün besliyorlar, tam o evcilleştirme safhasında ayı ölüyor. Feodal bey geliyor, diyor ki abi siz bu ayıyı her gün bir ekmekle besliyordunuz ya. Ha, bu ayı öldü mü? Öldü. Tam o ekmeği artık bana vereceksiniz. Orta çağda yaşandı bu, feodal zamanda bu. Çok şey. Güzel. Makanovistlerin kaydettiği bir öyle şeydir. Tabii. Çok güzel. Şimdi bizim bir emekçi sınıfımız vardı. Fabrikalarda çalışırdı. Ama değişti artık Türkiye. Dönüştü yani. Eskisi gibi artık şey değil. Emekçiler üzerinden yürütülen bir şey değildir ya. Sol. Yani adı var kendi yok emekçimizin. Tabii. Emekçimizin pek çoğu bu adamların peşinden, diskin miskin peşinden koşan adamlar değil. Diyor ki artık efendim sizin bunlara verdiğiniz bir kredi vardı ya. Bunlar yok artık orta burada. Bunu bize verin. Aa, çok güzelmiş. Çok oldu güzel emredersiniz bu. Efendim verelim. Evet, çok güzel bir örnek. Tabii. Vallahi güzelmiş. Eyvallah. Peki arkadaşlar bu şeyi hazırladınız mı? Böyle işte... şeyden sonra dün çok internette bir arada bir takip ediyor musun bilmiyorum ama çok iyi bir sosyal medya kullanıcısın biliyorum. Yok, çok iyi değil. İyisin, iyisin. Gayet çok güzel. Bana keyifli, yazılanları okuyorum. Keyifli tweetler atıyorsun. Arkadaşlar o dün sosyal medyada dün de bayağı bir döndü. Metroda bir tartışma vardı. Yani gene çok gündem dışı değil. Bir bakalım bununla ilgili yorumunu alacağım. Şimdi ben çok kısaca söyleyeyim. Çok zor anlaşılıyor değil mi? Biz altta da galiba yok, stüdyoya ses az geldi ondan ama ben istediğim gibi söyleyebilirim. Burası özgür bir devlet diyor değil mi? Sövebilirim diyor. İstediğimi söyleyebilirim diyor. Sövme demiyor da bir daha bir son kez dinleyelim, sonra hemen sana soracağım. Çok kısa zaten, 20 saniye. Bir daha bir dinleyebilir miyiz? Ben hemen çok kısa söyleyeceğim ne oldu. Şu bir tane bu hanım metroda giderken yanındaki oturan bir, hatta karşı sırada ben öyle tahmin ettim. Bir tane bir çarşaflı bir hanımefendi var. Bu hanımefendi ona kızıyor. Şöyle diyor, kara Fatma diyor. Kara Fatma. Kara Fatma deyince de oradaki beyefendi itiraz ediyor. Diyor bunu ya yapamazsınız. Burada konuşma özgürlüğü var diyor. O da diyor kadında duyduğun gibi Türkiye, burası Türkiye diyor. Cumhuriyeti. Ha.
Yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi mesela ben bu kadar Zilli Ellos falan diyebiliyor muyum canlı yayında? Yok diyemeyiz. Diyemeyiz. Diyemiyoruz. Tabii onu diyebilsen o Mahmut Tarın'da gibi denmez. Derdim de yani ama Türkiye Cumhuriyeti o kadar da onun zannettiği gibi. Efendim ambiguite diye bir şey var. Daha evvel anlattık. Bir kavramın birden çok anlama geliş ama hürriyet dediğin şeyin öyle çok ambiguiteye sığar bir tarafı yok. İnsana kara fatma diyerek, Yellos Zilli falan diyerek özgürlüğünü ortaya koyabileceğin kadar özgür bir yer değil burası. Burada hukuk var. Var değil mi? Yoksa ben bu kadına neler derim yayında kara Fatma, demiyorum. Kara Fatma diyerek yani bakın bu artık bu tür şeyin bir de ya Fatma anamızın adını kullanarak yani adam çarpılır bunu, ya. Evet tabii siniri bozucu değil mi? Asabım bozuldu. Ben de bunu dün gördüğümde çünkü çok bu TT oldu falan bayağı çok fazla döndü. Zannedersem 700-800 bin üzerinde döndü bu. Cahil cesareti bu biliyor musun? Hem kel hem fodul bak bir halt bilmiyor. Özgürlük ne de şu falan ama bir yandan da elde telefon tweet mevit okuyor. Bir yandan da böyle ağzı boş malumatla dolu ya. Özgürlük diyor bak özgürlük ülkesi burası istediğimi söylerim diyor. Özgür. Bak rica ederim burası o kadar özgür olmasın yoksa sana neler derim. Rica ederim olmasın. Özgür olmasın değil mi? Olmasın. Kısıtlanmış olalım. Aslında çok yok tepkinde haklısın neden çünkü bizi yaralayan şeylerden yani çok hakikaten bu artık başörtüsü giymiş çarşaf giymiş o etek giymiş mini etek giymiş bu tür tartışmaları çoktan açtığını zannediyorsun fakat enteresan bir şekilde bazen bir yerden bu mürteci bu yobaz kafalar bir anda hortluyor karşına çıkıyor bir şey söyleyeyim mi ben maalesef şimdi bunu şöyle düşünenler olabilir yani çok gerekli mi? Bunu tartışmak veyahut da bunu göstermek önemli mi? Çok gerekli. Bir şey söyleyeyim mi? Evet neden gerekli biliyor musun Taceddin? Bak bunu da itiraf edeyim buradan. Sonra sana da soracağım. Şu anda bu sadece herhangi bir tane videoda metroda yaşanmış bir hadise. Densiz bir, bak benim özgürlüğüm oraya kadar densizlik. Densiz bir kadın başka bir kadına, çarşaflı kadına hakaret etmek amacıyla ki ne dediğini de biliyorsun. Bir de bir karşılığı var bizde yani. Fatma ve Karayı bir yere getirip ya. O hakareti yapmak. Bir gönderme yaparak bayağı taciz ediyor, tahkir ediyor. Bu tacizdir, sözlü tacizdir bu. Tabii. Ve bu suçtur bu. Tabii. Sana ne milletin ne giydiğinden. Sana. Burası özgür Türkiye Cumhuriyeti ne demek? Özgürlük var diyorsun bu ne demek kıyafet yani? Ediyor yani evet. Yani bu şimdi bu böyle böyle yani bu hani batıda buna İslamofobik falan filan diye ama bu ülkenin içerisinde olunca hani öyle ifade maziyet üretiyorlar ya. Bu çok yaralayıcı şey yani Taceddin. Ben de kullanamıyorum. Çok özgür olmadığım şimdi için. Bir tane bunu kadar özgür değilim ben çünkü. Eskiden şeyler vardı damacanalar. Bir tane damacananın üstünü kes bir derenin yanına koy. Boklu dere ise orası içi boklu su doluyor. Tamam o kadar özgür hayır olmuyor. Öyle akardı eskiden sular tamam. Şeyden yani tamam, o tamam. Anlamda. Hakaret hayır, kategorisi tamam, anlamında hayır. Değil. Kanalizasyon açıktan tamam. Akardı ya. Hı-hı. Mesela git şimdi Afganistan'da hala öyle akıyor kanalizasyonlar. Tabii arklar vardı dışarıdan. Tabii. Şimdi bu cahil bir kadın, bu boş bir damacana. Bunu bir derenin yanına koyuyorsun. Doluyor bir şey. Şimdi diyor ki ben diyor modern laik bilmem ne çağdaş şu bu kadın olacağım diyor boş damacana. Gidiyor. Şimdi neden bunu konuşmamız lazım? Karşımızda dipdiri, kendisine hiçbir zaman frenleme ihtiyacı hissetmeyen bir kin var. Yokmuş gibi davranma. Biz herkesi seveceğiz. Çok tatlı çocuklarız. Kucaklayacağız. Güler yüzümüzü göstereceğiz falan filan. Tamam geç bunları dayı. Geç. Köşeyi dönünce ne olduğunu ben biliyorum yani. Bir tecrübe sabit yahu. Görüyorsun. Boş damacanayı derenin yanına koy. O damacanayı evine götür evin kokuyor. Çünkü o dereden doldu. Ha boş damacana olmak ayıp değil. Allah ilmi herkese vermez. Tamam bazısı da gider ama ne diyor ki hunuma sadıkın diyor değil mi? İlerle birlikte ol diyor ya. Git tertemiz dupduru bir derenin yanında ol. O suyu eve götüreyim. O suyu içeyim de çiçeklerimi de sulayayım. Ama boklu derenin suyundan dolmuşsan sen eğer sen mahalleyi kokutuyorsun. Bu yüzden biz bunları kokutacağız, konuşacağız. Tamam. Çünkü dipdiri bir kin var karşımızda. Yokmuş gibi davranarak biz bunları yok edemiyoruz. Yokmuş gibi davranarak yok etsek var ya. Yokmuş gibi davranalım gibi tabi ama var. Ama kokusu çıkıyor işte böyle. Çıkıyor. Ya kendini hissettiriyor yedi mahalleyi yani. Hele bu sıcakta. Evet. Onu çok güzel açıkladın da ben de... Zaten bunu benzer bir şeyle bitirecektim. Yok estağfurullah. Yani bunu güzel tespitti. Benzetmeler çok hoşuma gittiği için benzetmeyi sonuna kadar dinliyorum. Şöyle bir şey var. Bu şu anda bir tek burada olmuş bir olay değil. Ben bunu tabii şimdi böyle söyleyince insanlar hemen farklı yorumlara giriyorlar. Aman işte nereden gördün ki çıkarttı bunu. Yok böyle bir şey. Şu anda da yaşanan buna benzer çok olay var. Hmm. Yani biz burada bir tane bunu hep söyledik. Buradaki eşitlikten bahsettik. Hani biraz önce seçimdeki o tartışmalara binaen söylüyorum.
Görüyorsun kimin demokrat olduğunu, kimin faşist antisotikocu olduğunu, kimin darbeci postalyalayıcı olduğunu, kimin gerçekten sandık deyince, milli irade deyince hakikaten onu peşin. Gerçekten görüyorsunuz yani. Söylemlere bak yeter. Dün hala kendine gelememiş CHP'nin genel başkanı. Hala abuk subuk şeylerden bahsediyor. Bunlar da devam eden şeyler arkadaşlar. İş olsun diye söylemedik veyahut göstermedik. Dediğin gibi ya damacanayı dolduran gürül gürül akan bir nehir var. Hala Çin nehri var. Evet, hala kadın devam ediyor bunlar. Yoksa bu kadın bu lafları nereden öğrenecek? Cahil, görmüyor musun konuşmasından? Cahil, eçel. Evet. Yani çok az süremiz kaldı. Adet. Evet. Yani bu birkaç daha mevzu var tabii, canlı yayın münasebetiyle şey yapamadık fazla. Giremedik fakat şimdi bununla ilgili de yorumlarını alayım ben. Çok az süremiz var çünkü. Ben diğer şimdi kaşı yazılarından devam etsem süremiz yetmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim yaz. Bu önemli bir haberdi. Onu verip öyle senden bir gündemi toparla yarına kadar. Yarın ne yapacağınızı anlatırsın. Bu şeyle ilgili Ersoy abi belirliyor. Selçuk Bayraktar'ın bir tweet'i vardı. Ben dün paylaşmıştım. İHA'larla ilgili olarak, isim verilmesiyle ilgili olarak bir bilgi vardı. Onu bir arkadaş hazırlarsa sen evet bu. Neydi? Evet bu. Şimdi dün Selçuk Bayraktar'ın göndermiş olduğu bir tweet vardı. Dün de çok herkesin hoşuna gitmiş. Hakikaten yine bir ara trend topik oldu. PKK tarafından kardeşçe şehit edilen Yüksek Dağların Kartalı Eren. Aziz ismini SİHA'mız semalarında uçuracak artık. Ruhun şad olsun. Ha. Bu ismi artık SİHA'da SİHA işte bu TB2 SİHA diye bir model var. Bu rahmetli şehidimiz bu Eren isminde ona vermekte bu şekilde bir taltif hani şey hatıratı. Haşa taltifatimiz değil de en azından yad ediyoruz. Taltif derken tabii evet doğru aslında taltif yanlışları yad etmeye açısından tabii. İsminin orada anılması. Yoksa, yoksa diyor ya Sengi Mezar diye Kabe'yi diksen başına az yani şehit. Nasıl? Yoksa diyor ya ki Sengi Mezarı diyor Kabe'yi dikse başına az. Az evet. Bu taşındır diye Kabe'yi diksen başına diyor. Evet. Şehadetin şeyini de ölmenin vurgulayarak da düzeltmiş oldum. Teşekkürler. Evet. Bunu da böyle verdik. Son birkaç dakikamız var. Sen bugün çok o kutsal damacana diyeceğim. Neyse. Kutsal damacana değil tabii ama şu hani defacetten hasıl olan şeyden ya, dolu olan dereden dolmuş. Bununla ilgili olarak da söyleyeceğim. Bu şekilde süre bitirelim. Bir cemiyet adamı çok değişik şekiller bir şehir eğitiyor. Bak şimdi benim rahmetli dedem abi. Evet. Kalp hastasıydı. Evet Allah rahmet eylesin. Kısa tutalım ama ona göre programımız. Tamam hemen. Bakırköy'den Bakırköy'e yürüyorduk abi. Hiçbir şey öğrenmedim. Kalp hastası sürekli yürümesi lazım. Sonra İstanbul'un havası yaramadı. Ata toprağıdır diye Konya'ya taşındı. Konya Eski Meram'dan çarşıya kadar yürüyoruz. Hiçbir şey öğrenmedim ya ben Çekmece'den Bakırköy'e yürürken. Orada abi vesakahum rabbuhum şaraben tahura ayetini öğrendim. Dört tane çeşmenin üstünde yazıyordu. Varana kadar çarşıda bir günde öğrendim. Ne kadar güzel ya. Bir şehir adamı, ya tabii İstanbul'un farklı yerlerinde eğer kadim İstanbul'da yürürsek burada da öğrenecek şeyler vardı. Ama sahil kenarından Çekmece'den Flori üzerinden Bakırköy'e yürüyorsan öğrenmiyorsun. Şimdi bunların gezdiği tozduğu yerler var. Tamam. Bunlar bir şeyleri öğreniyorlar bir yerlerde ya. Şimdi arkadaşlar siz bunları niye konuşuyorsunuz? Sevelim, sevinelim, dünya kimseye kalmaz. Aynı kanaatteyim. Çok rica ederim. Ben 8 sene kilisede çalıştım ya. Biliyorsun 8 sene kilisede çalıştım ben. Elin gavuruyla ahbaplık ettim. Kendi gavurumla mı edemeyeceğim? Fakat karşımda bu dere çağlıyor yahu. Dipdiri çağlıyor yani. Ya biz ya sana yetmez, sana saatlerim versem yetmez aslında bu. Hele örneklemelerin de senin geçmişten dedenle ilgili, aileyle ilgili, aklıma şu kardinallerle ilgili örnekleri bir araya koysak var ya, 10 saat program olur senden. Sana da doyum olmaz. Biliyorum izleyiciler de aynı şekilde bundan bahsedecektir. İnşallah bu zaman içerisinde seni bir daha karşılayıp da burayı telafi etmemiz lazım. Yalnız ben telafi seni etmemiz seviyorum. Lazım. Zevkle geliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ağzına sağlık, diline sağlık. Bitti mi? İnşallah. Tabii bitti. Bir saat dedin. Öyle. Bu yaz saati. 53 dakika oldu. Böyle ama. Yani yaz saati uygulaması artık. Reklamımız var. Paralar bilmem ne. Para kazanacağız. Erenler. Ya. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere günün manşetinde. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Mutlu kalın.